Herkese merhaba. 25 Ağustos 2020. Kamera karşısında gergin insan sevmiyor. Ben de son videoda mesela biraz kasıldığımı hissetmiştim. Aslında kasıldığı zaman insan çok da başarılı konuşamıyor. Dediğim gibi yazı yazmak bana göre daha kolay olsa da madem bu işe girdik o yüzden öğrenmek zorundayız. Her videonun daha iyi olacağını umut ediyorum. Bu sefer sizle sohbet eder gibi konuşmak istiyorum. Öyle olunca daha rahat oluyor çünkü. Türkiye gündemine çok fazla girmek istemiyorum. Kısaca belki değinebiliriz ama öncelikle geçen videolarda bir soru gelmişti. Bize kendinizi biraz tanıtır mısınız diye. Gazeteci olarak beni tanıyorsunuz özellikle biliyorum. Bazen Twitter'da bahsediyorum geçmişteki tecrübelerden ama kısaca özetleyeyim. Yaş 40'ı geçince insan pek doğum tarihi söylemek istemiyor galiba ama söyleyeceğim zaten internette var. 1979'da İstanbul'da doğdum, orada büyüdüm, bütün ailem orada. İstanbul'u çok severdim ama gerçekten artık yani samimi olarak söylüyorum öyle bir şehir sanki yokmuş gibi hissediyorum. Yani belki de bir savunma mekanizması olarak özlemiyorum çok şükür. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdim. Bilkent Üniversitesi'ni siyaset bilimini burslu olarak kazandım. Kabataş'ı da Bilkent'te 3.'lükle bitirdim. Öğrenim hayatım boyunca, öğrencilik hayatım boyunca kopya bile çekmedim gerçekten. Çünkü gerçekten kopyayı da hırsızlık olarak görürdüm öğrenciyken bile. Ama şimdi ironik, işte böyle bazen geliyor soru çaldınız vesaire gibi. Ama zaten sonra Amerika'ya burslu olarak geldim. İki kere burslu doktora kabul aldım. İlkinde dayanamayıp Türkiye'ye geri döndüm. Çok hazırlıklı değildim. 22 yaşındaydım. 11 Eylül olmuştu vesaire. Sonra yarım bırakmak böyle kendime yediremediğim için bilgide master'ımı yaptıktan sonra tekrar geldim. Temple Üniversitesi'nde bu sefer Philadelphia'da okudum. Doktora devam etme bursum vardı ama ben böyle insanlarla ilişkiyi, konuşmayı çok sevdiğim için sosyalleşmeyi daha doğrusu Washington DC'yi bile denemek istedim. Ve rastgele hiçbir tanıdığım olmadan başvurdum ve Washington'da CSIS'te bir sene çalışma şansım oldu. Orada kalıcı bir işim olacağını düşünmüştüm. O olmayınca, işler ters gidince kısa bir süre Türkiye'ye geri döndüm. 2007 idi bu Cumhuriyet mitingleri vesaire o çılgınlığın yaşandığı bir dönemdi. Öyle olunca yani bu ülkede hakikaten yine bir şeyler düzelmez diye düşünüp Amerika'ya tekrar döndüm doktora programına. Ama bu sefer doktora bana çok yavan geldi, çok yalnız hissettim kendimi. Dedim ki buralarda yalnız başıma böyle dört duvar arasında kafayı yemektense en iyisi Türkiye'de ailemle yaşayayım, yakın olurum, İstanbul'da rahat yaşayalım vesaire gibi. 2008'de geri döndüm. Amerika'dayken Fehmi Koru'yla tanışmıştım Washington DC'de. O beni köşke tavsiye etti Abdullah Gül o dönemde oradayken. Ve 2008'de Türkiye'deki ilk işim Cumhurbaşkanlığı Köşkü Özel Kalem Müdürlüğü oldu. Daha 30 yaşında bile değildim. Dolayısıyla biraz yüksek bir yerden başlamış oldum. Ama ona rağmen yani 2011'e kadar orada çalıştım. Yoğun ve stresli bir dönemdi. Hayri Nusagül'e yakın olarak çalıştım. O maceralar da ayrı bir belki kitap konusu bile olabilir yani. Ama orada açıkçası çok mutlu olmayınca Dışişleri Bakanlığı'nı denemeye karar verdim. Devletten hemen istifa etmek yerine. Çünkü biliyorsunuz bizde aman devlete girmişsin iyi de bir kariyerim var hemen istifa etme düşüncesi olur. Dışişleri Bakanlığı'nda Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde danışman olarak çalıştım. Böyle gayet aslında gevşek bir çalışma ortamıydı, rahattı. Ama o da beni çok tatmin etmedi. Medya hep aklımdaydı. Bir sürü insan işte gazeteci tanıdığımda, işte bürokraside insanlarda ne işin var, işte Türkiye'de gazetecilik zor, bürokraside devam et demişlerdi. Ama ben 2012 Temmuz'unda bürokrasiden, devletten istifa ederek medyaya geçtim. Benim geçmişimle, dünya görüşümle olabilecek en uygun yer Zaman Medya Grubu'ydu. O dönem Ekrem Dumanlı'dan da öyle bir gel istediğin birimde istediğin şekilde başla gibi bir açık çek gelince ben İngilizcem iyi, en iyisi buradan başlayayım daha avantajlı olur benim için diyerek Today Zaman Mutfağı'nda başladım. Bülent Keneş'te daha önce de yazılarda yazıyordum. Bülent Keneş de beni birkaç kere çağırmıştı zaten gazeteye gel çalış diyerek. Dolayısıyla gazeteciliğe işin mutfağında muhabir olarak başladım. Sonra bürokrasideki insanlar muhabir olmak için mi devletten istifa ettin deseler de bu seçimimden pişman olmadım.
Çünkü ben yazıp çizmeyi, konuşmayı, görüşlerimi ifade etmeyi her zaman seviyordum. Tabii ağır bir bedel ödedik daha sonra ama her koşulda belki de ödeyecektik. Yani zaten Türkiye'de herkes fişlenmişti. Belki bürokraside kalsaydım da olacaktı. Neyse, yani benimle ilgili kısa özet bu. Gelelim bugün nelerden bahsedeceğim. Amerika gündeminden kısaca bahsetmek istiyorum ve mümkünse fırsat olursa Amerika ve Avrupa arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'ye girmiyorum çünkü işte Türkiye'de felaketler, sel felaketi, işte yok yere giden hayat, yok olan hayatlar, bir hiç uğruna ölenler devam ediyor. Liyakatsizlik, yolsuzluk, yaşam biçimi haline gelmiş yolsuzluk devam ettiği sürece, hesap vermediği sürece yönetimler, tek adam rejim olduğu sürece bunun bedelini halk ödemeye devam edecek. Bu 2 artı 2, 4 kadar net, kesin bir kural ama insanların bunu anlaması zaman alıyor. Yani bu mesela sel felaketi oluyor, oradaki şey doğayla alakalı bir durum değil elbette. Yani bunun yolsuzluklarla, hukuk devletinin ortadan kalkmış olmasıyla, hesap vermeyen yönetimlerle o kadar doğrudan alakası var ki, işte bunu anlayabildiği gün Türkiye insanı, o zaman belki değişim olabilir. Ama o zamana kadar maalesef durum umutsuz. Ha, bir de Fatih Portakal emekli mi olmuş güya, işte yani herkes biliyor ki aslında hükümet baskısıyla görevinden ayrıldı. Aslında gayet böyle sabah akşam iki lafından biri FETÖ idi. Demek ki o yetmemiş. Demek ki rejimin dilini kullanmak yetmiyor. Tam biat etmesi bekleniyor. O yüzden Fatih Portakal'ın ekranlardan ayrıldığına üzülmüş falan değilim. Yani gayet rahat, yandaşlara yakın bir gazetecilik yaptığı söylenebilir bu anlamda. Şimdi de rahat rahat emekliliğinin tadını çıkarır herhalde. Neyse, Amerika'da gündem Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kongreleri. Bu ülkede iki parti sistemi hakim. Arada böyle üçüncü partiler çıksa da hiçbir esamesi okunmuyor onların. Tarihsel olarak da bir şey yok, öyle bir gelenek var. Bilmeyenler için Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasındaki farkları biraz kısaca anlatmak istiyorum. Cumhuriyetçiler küçük devletten, daha az vergilerden yana muhafazakarları temsil ediyorlar. Özellikle kürtaj konusunda, eşcinsel hakları, işte dinin, kilisenin ve dinin rolü konusunda daha muhafazakar ve çizgideler. Demokratlar da sosyal devleti temsil ediyorlar. Sosyal devletten yanalar. Burada onlara liberal deniliyor. Yani solcu eşittir liberal Amerika'da. Aslında buranın en liberali bile Avrupa'ya göre yine daha kapitalisttir. Ama işte kendi içinde değerlendiriyoruz bunu. Bunlar da kendi içlerinde Bernie Sanders'dan Joe Biden'a kadar uzanan bir çizgiler. Mesela Bernie Sanders burada sosyalist olarak görülüyor. Tamamen herkes için bedava sağlık sigortası istediği için. Bu iki parti arasındaki kutuplaşma son yıllarda daha da artmış durumda. Trump'ın kutuplaştırıcı söylemi, politikaları bunda çok etkili oldu. Trump Cumhuriyetçilerin adayı olmuş olsa da geçmişte Demokrat adayları da desteklemiş. Yani tamamen pragmatist bir iş adamı. Yani önemli olan kendi çıkarları onun için. Aslında kendi ailesinden de mesela Özbeöz ablası geçenlerde bir ses kaydı ortaya çıktı. Orada işte kardeşi için merhametsiz ve ilkesiz diyor. Zaten Amerika'da seçimler yaklaştıkça böyle herkes birbirinin kirli çamaşırlarını çıkarmaya çalışacak. Ama mesela Trump'la ilgili ne çıkarsa çıksın, onun kendi kitlesi için bunun bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Aynen Türkiye'de olduğu gibi bizim olsun, bizden olsun da nasıl olursa olsun diyen bir fanatik bir kitle var. Trump için de bu söz konusu. Parti de ilginç bir şekilde güvenliği ve kaosa ve düzene vurgu yapıyor son kongresinde. Çünkü son dönemde artan, yine işte siyah bir adam polis tarafından vuruldu ve işte yeni bir vaka eklendi. Onun sonucunda sokaklarda yağmacılar var. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti, işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar gelirse, Biden gelirse bakın böyle olacak diyorlar. Ama aslında hükümette olan kendileri. Ama bunun bir alıcısı kitle var. Aslında ironik olan şu, bir yandan Cumhuriyetçiler devletin küçülmesinden, devletin harcamalarının küçülmesinden yana ama bir yandan da Demokratları işte polisin bütçesini kesecekler diye eleştiriyorlar. Yani güvenlikçi politikalar uyguluyorlar. Çünkü korku faktörü her toplumda, her ülkede belli bir yere kadar işe yarıyor maalesef.
Bu siyahların öldürülmesi konusu ve sistematik ırkçılık meselesi Amerika'da önemli bir sorun. Olmadığını kimse iddia edemez. Ama bazıları şöyle diyor, işte bu bir fakirlik ve suç meselesi. Suçun yüksek olduğu ve fakir olan semtler, bölgeler genel ve polisin az olduğu bölgeler genellikle zenci bölgeleri. İşte öyle olunca da bu vakalar daha fazla görülüyor diyor, deniyor. Bu zayıf bir savunma bence. Ama Amerika'da polisin genel olarak silahına kolay davrandığı kesin. Karşılığında da aslında vatandaşlar çok kolay silahlanıyor. Böyle bir sorun var. Yani mesela normalde Amerika'da üniversitelere, kütüphanelere, alışveriş merkezlerine, her yere, aklınıza gelebilecek her yere rahatlıkla elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz. Ama ilkokul, ortaokul, liseler işte zile basıyorsunuz. İşte güvenlik bakıyor, öyle girebiliyorsunuz. Yani güvenlik derken kapıdaki görevliler. Çünkü burada biliyorsunuz okulda silahlı saldırgan vakaları maalesef yaygın. Çünkü akli dengesi bozuk insanlar bile kolaylıkla silah alabiliyorlar. Bu da silah lobisinin müthiş gücünden kaynaklanıyor. Ben Amerika'da aklımın alamadığı meselelerden birisi bu. Nasıl olur da silaha bu kadar kolay erişim olabilir? Ve okullarda insanların silaha ulaşmasını engellemek yerine okullarda çocuklara tatbikat yaptırılıyor. Yani çocukların psikolojisi aslında bu açıdan mahvolmuş oluyor. İşte bu yani Amerika'nın tabii ki hiçbir ülkede güllük gülistanlık değil. Bana sorarsanız önemli bir sorun. Avrupa'da mesela bu açıdan daha yani işte özellikle polis şiddetinin tabii ki her toplumsal olaylarda farklı ama güvenlik açısından böyle vatandaşlar, herkes de silah olmadığı için böyle sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Sonra Avrupa'da toplu taşımadan bahsetmiştim. Şeyden bahsedeceğim. Günlük hayattaki etkilerinden. Mesela Amerika'da filmlerde görüyoruz, herkesin genç yaşta arabası vesaire var. Aslında bu çok özenilir bir durum değil, çünkü 16 yaşında ehliyet alınıyor ama o yaşa kadar, liseye kadar bile çocuğunuzu işte okula sizin götürüp getirmeniz lazım. Okul servisleri zaten kısıtlı, işte belli şartları var vesaire. Aslında bu anne babaların ve büyüklerin hayatında çok ciddi bir sorun oluyor. Avrupa'da mesela herkes işte kendisi arabasız istediği yere gidip gelebiliyor. Günlük hayat aslında bazı açılardan daha zahmetsiz. Yani keza işte ihtiyaçlarınızı gidermek bile o açıdan daha kolay. Ve tabii ki Avrupa'da bir şehir havası hakim. Yani evler daha küçük, binalar daha küçük, sokaklar birbirine yakın. Sokakta insan görmek mümkün. İşte apartman dairesi şeklinde yerleşimler olduğu için. Hani burada Amerikan filmlerinde evet bahçeli güzel evler görünüş olarak harika. Ama aslında çok izole bir hayat var. Bir süre sonra alışıyorsunuz, o doğal ve bol alan, geniş alan, serbestiyet güzel geliyor. Ama yani insan görmeye, şehre alışıksanız ilk başta o zor gelebilir. Avrupa o açıdan Türkiye'ye daha benzer. Ama orada da mesela insanlar gerçekten yalnız. Ben Belçika'da yaşadığım süre içinde bir üst katta bir yaşlıca bir kadının ayağı kırılmıştı. Hani yalnız olduğunu düşünüp yalnızlığın da ne kadar zor olduğunu bildiğim için kapısını çalıp yardım ister mi diye sormuştum. Kadının evine girdiğimde ve hayatını öğrendiğimde gerçekten üzüldüm. Yani kendisi oralı olmasına rağmen benim gibi yeni gelen birisinden çok daha fazla yalnızdı. Dolayısıyla hani Batı ülkelerindeki bu izole yaşam bizim gibi kolektif yaşamdan gelenler arasından zor olabiliyor. Bu videoyu daha da fazla uzatmamak için isterseniz burada yavaş yavaş evet, asıl şeye girmedim, pardon. Önemli soru, kongrelerden bahsettim, partilerden bahsettim de insanlar şunu soruyor, Trump tekrar kazanır mı? Bu gerçekten önemli bir soru, çünkü 2016'da da kimse tahmin edememişti. Anketler yanıltıcı çıkmıştı. Şimdi de anketlerde Biden önde gözükse de Kasım'a kadar ne olacağı hiç belli olmaz ve şimdiden seçimi kaybederse işte seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak için şimdiden Trump konuşmalara başladı. İşte postayla burada oy kullanılabiliyor mesela. Onunla ilgili şaibeler uyandırmaya çalışıyor. İşte bunlar da hileler olabileceğini söylüyor. Yani karşımızda biraz hafif Erdoğan vari karakteri olan bir lider olduğu için her şey olabilir Amerika'da da. Ama umulur ki demokrasiye, hukuk devletine inanan ve kutuplaştırmadan beslenmeyi düşünmeyen bir lider olsun.
Çünkü dünya liderliği de yani şimdi Türkiye'ye ayıp olacak galiba ümmetin liderine ama dünya liderliği söz konusu olunca Amerika Başkanı'nın kim olduğu da önem kazanıyor. Birleştirici, makul, aklı başında bir lidere dünyanın her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu önemli. Öbür videoları da zamanınız olursa kontrol ederseniz, bir bakarsanız sevinirim. Kontrol etmek de çekten geçti. Öbür videolara da göz atarsanız demem gerekiyor. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.